Maskülit bulgusu gözükmüyor. Ne kadar ilginç. Hep sen haklı çıkarsın Arbeki. Hep sen doğruyu bilirsin. Başka bir otomobil hastalığı olabilir. Değilse o zaman konuşursun. Yok canım, ben cesaret edemem. Konuşamam Mehmet Ali. Bilmiyor musun beni? Susarım ben. Evet doğru. En iyi bildiğin şey susmak. Ama sen öyle mi ya? Çarpışırsın hekim olur değil mi? Göğüs göğüse. En azından ben bir tepki veriyorum. Senin gibi ölü taklidi yapmıyorum. Yapma ya. Nazlı Hanım iyi misiniz? Hayır, sancılarım başladı. Çok şiddetli mi? Evet, düşük yaptığımdaki gibi. Doğum mu başlıyor canım? Daha çok erken. Yeni doğdu oğlumun. Bir şey yapın lütfen. Tamam, tamam, tamam. Biraz dayanmaya çalışın. İlaç vereceğiz. Evet, bitirin başlayalım hanım. Siz zaten vazgeçim oluyor şu anda. Nazlı Hanım, şimdi sakin olun. Size ilaç vereceğiz. Doğumu durdurmaya çalışacağız, tamam mı? Derin derin nefes alalım lütfen. Derin derin nefes alıyoruz. Çok güzel. Tamam, derin derin nefes alın. Nazlı. Can Bey, tamam sakin olun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bakın, doğum başlamak üzereydi ama durdurduk. Merak etmeyin. Şimdilik. Ne? Hocam doğumu durdurmayı başardık. Hasta stabil. Tamam anladım. Geliyorum şimdi yanınıza. Vahap Bey hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Vahap mı? Yanınızda mı? Hı. İyi tamam. Hoca yok mu? Gördüğünüz gibi yok Vahap Bey. Bugün gelmedi mi hiç? Geldi ama nerede olduğu tam olarak bilinemiyor. Ne yazık ki. Ha, anladım. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Ha, Emre Hocam, bir gelir misiniz? Size bir şey soracağım da. Tabii, abi. Buyurun abi. Emre Hocam, bu Hekimoğlu'nun neyin peşinde? Anlat bakalım. Anlatacak hiçbir şey yok Vahap Bey. Yapmayın, anlatacak her zaman bir şey vardır. Yani neyine güvendi de sabote etti konuşmayı? Ha? Bunun bir, kesin bir planı vardır. Sen biliyorsundur, anlat. Evet Emre Hoca, seni dinliyorum, anlat. Dediğim gibi Vahap Bey, anlatacak hiçbir şey yok. Belki farkında değilsiniz ama Zeynep Hoca gitti. Yani istediğiniz gibi departman bir kişi eksildi. Oklar artık Hekimoğlu'nun üzerine çevrildi. Yani artık birbirimize ihtiyacımız kalmadı. Ne yani diyorsun ki? Bu kadarla yetinin siz de, öyle mi ya? Ben olsam öyle yapardım diyorum. Siz gençler ne kadar çabuk teslim oluyorsunuz ya. Anlamadınız galiba abi. Durumun teslim olmakla bir ilgisi yok. Artık birbirimize yardım etmeyeceğiz diyorum. Ha, öyle diyorsun. Yani ispiyon yok. Köstebeklik bitti diyorsun, anladım. Tabii Zeynep işten çıkınca, ha? Kendi yeni garantiyi aldın değil mi sen de? Tam aksine. Ok yaydan çıktı, her şey birbirine girdi. Hmm. Evet, işimi kaybetmekten korkuyordum. O yüzden size yardım ettim. Zaten mantıklı olan buydu. Ama aynı zamanda mantıksızmıştı. Ama tabii bu sizi ilgilendirmez. Sizi ilgilendiren tek bir şey var Vahap Bey. Artık benim size ihtiyacım yok. Yani dolayısıyla sizin de bana. Anladım. Peki ben sana son kez seni ilgilendiren bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Adımlarına dikkat et, olur mu bundan sonra? Tavsiyem. Kolay gelsin. Sana da. Ne diyor? Hiç. Ne demek hiç? Niye çağırmış seni dışarı? Boş boş konuştu işte ya. Niye çağıracak? Yüzün niye gülüyor peki, anlamadım. Üstümden bir ağırlık kalktı. Ondandır. Ben yemek yiyeceğim, geliyor musun? Geleyim tribal enfeksiyon. Geleyim. Nasıl? Biraz daha iyisin değil mi?
Ben iyiyim de. Bebek de iyidir değil mi? İyidir herhalde canım. Yani bu kadar doktor ilgileniyor bizimle hayatım. Ya erken doğum olursa? Ne engel olamazlarsa? Canım. Sen şimdi bunları düşün. Annenler arıyor. Hayda. Can ne olur bak hiçbir şey söyleme tamam mı? Hayatım bir şey söylemeden olur mu hiç? Can sakın diyorum. Efendim anne. Hastanede misiniz? Nereden öğrendiniz peki? Yok siz gelmeyin. Tamam ben geliyorum şimdi. Ben hemen geliyorum. Buradalarmış ya. Kesin Bahar söyledi. Bir tek ona söyledim ya. Tutamamış ağzını. Ben gideyim alayım geleyim onları bari. Can hayır sakın. Bak kimseyi görmek istemiyorum diyorum. Hayat. Onlar kimse değil ki. Onlar senin ailen. Can anlamıyorsun. Onlar şimdi torun hayali kurarken ben onu hayal kırıklığına uğratamam. Ne olur ya kaldıramayacağım bunu artık. Peki tamam. Ben gelirim şimdi. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Hangi odada Nazlı? Annesi de eşyalarını getirdi. Ne olur çıkalım da göreyim kızımı. Babacığım Nazlı dinleniyor şimdi. Buyurun oturun. Buyurun. Yanına kimseyi sokmuyorlar. Ya ben bile zor giriyorum. O zaman tehlikeli mi durumu peki? Yok tehlikeli olacak bir şey yok. Yani mümkün olduğunca dinlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi sizi görecek, sevinecek, heyecanlanacak filan. Zaten doktora izin vermez. Ne alayım size? Aç mısınız? Bırak bizim bazımızı oğlum. Bana kızımı anlat. Hakikaten iyi mi? Babacığım. O da bebek de gayet iyi. Doğum olana kadar bizi hastanede tutacaklar. Hayırlısıyla torunumuzu buradan kucağımıza alıp çıkacağız inşallah. İnşallah. Ben bir çay alıp geleyim. Al torunumuzu görmeye kısmet etsin bize ya Rabbim. Amin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.